Merhaba gençler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları etkinlikli soru bankasında yeni nesil test birinin sorularını çözeceğiz. Arkadaşlar birinci sorumuza geçmeden önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Birinci sorumuza bakıyorum. Buna göre ipin uzunluğu kaç santimetre olabilir diye soruyor. Arkadaşlar dikkat edersiniz maviye bakıyorum. Maviden 3 tane bakın. 1, 2, 3. O halde 17 bölü 2'den 3 tane kullandık. İp buradan kısa. O halde 3 çarpı 17 bölü 2 diyorum. İpin uzunluğu buradan küçük olacak. Alttakinden de 1, 2, 3 tane kullandık. O halde 3 tane 17 bölü 3'ten de uzun olduğunu görüyorum. Şöyle arkadaşlar sadeleştirme yapacak olursam. Bakın 17'den büyük olacak diyoruz. 17 bölü 2 demek arkadaşlar. 17'yi 2'ye bölecek olursam. 8,5 demektir. Bunu da 3 ile çarpalım. Ondalık gösterimlerde çarpma işlemi yaparken virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. 3 kere 5 15 elde var 1. 3 kere 8 24. Bir daha 25. Bir tane virgül ayırdım. 25 buçuk oldu. Şimdi 25 buçuktan küçük 17'den büyük olan sayıya bakıyorum. Bakın A şık olamaz. C olamaz. D olamaz. Ama buraya 20,25 virgül olabilir diyoruz ipin uzunluğunu ve B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet, devam ediyorum gençler temiz yere geçelim. Bir sonraki sorumuza. Hangi öğrencilerin bulduğu sonuç birbirine eşittir diye soruyor. Arkadaşlar yukarıda yuvarlamadan bahsediyor. O halde öncelikle sayılarımızı Ata, Bilge, Ceyda ve Çetin'in söylediği sayıları ondalık gösterimi haline getirelim. Ata diyorum. 4 tam 2 bölü 5'i söyledi. Kesremizi 2 ile genişletelim. 4 tam 4 bölü 10. Bakın bu da 4 tam 10 4'tür. Arkadaşlar bunu yuvarlayacak olursam. Bakın onda birler basamanda 4 var. 4'ten küçük olduğu için sayımız 4'e yuvarlanır. Bu 4 dursun. Evet bilgiye bakıyorum. Bilge de sayı olarak 37 bölü 8 söyledi. Arkadaşlar 37'yi 8'e bölerek de gösterebiliriz. İstersek genişletiriz. istersek normal bölme işlemi yaparız. 3'ün içinde yok. 37'de 4 kere. 4 kere 8. 32. 5 kaldı. 5'in içinde yok. 1 sıfır ekledim. Virgül ekledim. 50'nin içerisinde 6 kere. 6 kere 8. 48. 2. Arkadaşlar bakın. istersek 20 diye devam edelim. Yine 2 keredir diyorum. 16, 40 ekledim, 0 ekledim, 5'tir. Demek ki 4 tam 1000'de 625'tir. Yine arkadaşlar yuvarlamam istiyor. Nereye birler basamağı yuvarlayacağız? O halde onda birlerde 6 var. Bakın ben bunu yuvarlayacak olursam, 5'ten büyük olduğu için 5 olur, yuvarlanmış hali diyoruz. Evet, C'da'ya bakıyorum. 4 tam 12 bölü 15. Arkadaşlar 12 ile 15'i şöyle 3 ile bir sadeleştirelim. 4 tam 12 3'e böldüm 4. 15'i 3'e böldüm 5. Şimdi 2 ile genişleterek onları kesir, onları kesir yapmak istiyorum. 4 tam 8 bölü 10. Bu da 4 tam 10 8'dir. E 8 arkadaşlar 5'ten büyük olduğu için yuvarlarsam 5 olur diyorum. Aslında sorumuzun cevabı ortaya çıktı. Bir de 11 bölü 4'ü gösterelim. Şöyle çetin diyorum. 11'i 4'e böleceğiz. Şöyle arkadaşlar tam sayılı kesir olarak yazarsam 2 tam 3 bölü 4 demektir. 4 kere 2 8. 3 daha 11. Bunu da şöyle 25 ile genişletmek istiyorum. 2 tam %75 Bu da 2,75 olarak yazılır. Evet yuvarlayacak olursam bu da arkadaşlar bakın 7 olduğu için 3'e yuvarlanır diyorum. O halde bilgi ve ceydanın söylediği sonuçlar birbirine eşittir diyoruz. Ve B şıkkını doğru cevap olarak işaretliyorum. Evet devam ediyorum. Çapı 5 cm olan bir çemberin merkezi sayı doğrusunda 1 bölü 4 noktasının üzerine koyulursa aşağıdaki rasyonel sayıların hangisi çemberin iç bölgesinde olamaz diye soruyor. Arkadaşlar şimdi şu 1 bölü 4 demek 0 tam yüzde 25 demektir. Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Ve bu sayı doğrusu arkadaşlar ortasında şöyle bir çember olduğunu düşünelim. Bunun merkezini 0 tam 25'e yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar çapı 5 cm ise Yarı çapı 2,5 santimetredir. Adı şurayı belirleyecek olursam ne yaparım? 2,5 ile 0 tam %25'i toplarım. Şimdi sağa doğru giderken topluyoruz. 0 ekledim. 2,75'tir burası. Şimdi sola doğru giderken arkadaşlar ne yapacağım? 0 tam yüzde 25'ten iki çıkaracağım. Bakın o halde burası da eksi iki tam yüzde 25 olur diyorum. Çünkü şuralarda bir yerlerde sıfır var arkadaşlar öyle düşünün. Tamam mı? Sıfır buradaysa o halde iki 0.25'i çıkartarak eksi iki tam yüzde 25'i bulurum. Şimdi cevaplara bakalım arkadaşlar. Eksi 7 bölü 4 A şıkkına bakacak olursam. Eksi 7 bölü 4 diyorum. 7'nin içinde 4 bir keredir. Eksimizi yazalım. Eksi 3 bölü 4'tür. Arkadaşlar genişletecek olursak da eksi 1 tam yüzde 75'tir. Bakın bu araya girer. Şimdi bu olabilir. Eksi 8 bölü 3 B şıkkında. Eksi 8 bölü 3'ümüz var. Evet. 8'i 3'e bölelim arkadaşlar isterseniz. Normal işlemi yapalım. 2 kere var. 2 kere 3 6 2'nin içinde yok. 1 sıfır hareketi virgül ekleyelim. 20'nin içinde 6 keredir. 6 kere 3 18 Tekrar 2 kaldı arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde devam ettiğini görüyorum. Demek ki 2 tam 10'da 6 Eksi 2 tam 10'da 6 6 devreder. Arkadaşlar eksi 2 tam 10'da 6 Bakın sayı doğrusunda buralarda bir yerde. O halde Çemberin içinde olmaz diyoruz. Ve sorumuzun cevabı B şıkkı olur diyorum. Evet devam ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıda verilen cetvel parçası ile bir kağıt parçasının uzunluğu ölçülüyor. Buna göre bu kağıt parçasının uzunluğu kaç santimetredir diye sordu. Arkadaşlar birden başladığımıza bakalım. Bakın 1, 2, 3. Burası 1, 2, 3, 4'e ayrıldı birincisi. O halde 3 tam 1 bölü 4'tür diyorum. Sayımızı 25 ile genişletelim. 3 tam 25 bölü 100. Bu da 3 tam yüzde 25 olur diyorum. 3 tam yüzde 25 C şıkkı doğru cevaptır. Evet, devam edelim. Yukarıdaki tablo bir okulun 7. sınıfında bulunan 4 öğrencinin katıldığı bir koşu yarışmasındaki bitiş çizgisine varma sürelerini göstermektedir. Buna göre bu koşu yarışmasında kim ikinci olmuştur diye soruyor. Arkadaşlar varma süresi Küçük olan birinci olmuştur. Varış süresi, varma süresi. Birinci olur. Peki arkadaşlar kesirleri incelersem 5 bölü 7, 9 bölü 11, 7 bölü 9 ve 3 bölü 5. Dikkat ederseniz arkadaşlar pay ile paydan arasındaki farklar eşit arkadaşlar. E şöyle bir kuralımız vardı. Pozitif basit kesirlerde eğer aradaki par farklar arkadaşlar eşitse payı paydası küçük olan daha küçüktür. O halde buradaki en küçük arkadaşlar 3 bölü 5 küçüktür. 5 bölü 7 o da küçüktür. 7 bölü 9 o da küçüktür. 9 bölü 11 diyoruz. Evet aradaki farklar eşitse payı paydası küçük olan daha küçüktür demiştik. Bizden arkadaşlar ikinci istemişti. Bakın bu birinci. ikinci, üçüncü ve dördüncü. O halde ikinci 5 bölü 7 ile alp olmuştur diyoruz. Ve A şıkkını doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet, devam ediyorum. Buna göre K artı L artı M işlemin sonucunun en küçük değeri kaçtır diye sordu. 5 bölü 8 rasyonel sayısının ondalık gösterimi A tam BCD olduğuna göre ondalık gösterim BACD olan sayının rasyonel gösterimi K tam L bölü M olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle 5 bölü 8'i ondalık haline getirebilmek için sayımızı 125 ile genişletelim. 5 ile 125 çarparsam 625 bölü 8 ile 125 çarpıyorum 1000'dir. Bakın 0'dan 1000'de 625'tir. Şimdi A, B, C dedik. Şu A, B, C ve D. Benden arkadaşlar B, C, A, B A, C, D sayısını istiyor. Şimdi bakınız B arkadaşlar burada 6. 6'dan A'nın değeri 0. C'nin değeri 2 ve D'nin değeri 5. Demek ki 6'dan 1000'de 25 sayısını en sade halini istiyor. Peki ben bunu arkadaşlar kesir haline getirecek olursam 6 tam 25 bölü 1000 demektir. Sayımızı 25'te sadeleştirelim. 6 tam 1 bölü 40'a eşittir. Şimdi buradan K, L ve M ile basit ki, tam sayı kesir olarak yazımı. O halde K 6'dır. L 1 arkadaşlar. M'nin değeri de 40'tır. E, evet, toplayalım bunları. 47 olur sorumuzun cevabı ve B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Yukarıda ver, yukarıdaki verilen eşitliklere göre A artı B işleminin sonucu kaçtır dedi. Arkadaşlar 0 tam %6 6 devirli sayı kesir olarak yazarsam kuralımız neydi? Sayının tamamı arkadaşlar 6. Devretmeyen kadar devretmeyen kısım 0. Evet, virgülden sonra devreden sayı kadar 9. Devretmeyen kadar 0'dı. O halde 6 bölü 90 sadeleştirecek olursam 6'ya bölüyorum. 1 bölü 15'tir. Bu da 1 bölü a'ya eşitse bakın 1'ler eşit. O halde a'nın değeri 15'tir diyorum. Şimdi arkadaşlar B bölü 4 eşittir. Eksi 1 tane %75. B'yi arkadaşlar 4'e böldüm. Yani B burada bölünendir. Şimdi bölüneni bulabilmek için ne yaparım? Bölenle bölümü çarpmamız gerekir. O halde eksi 1 tane %75 ile 4'ü çarpıyorum. Eksi görmeyelim arkadaşlar. Daha sonra yazarız. Evet virgül yok gibi çarpıyorum. 2 kere 5 20. Elde var 2. 2 kere 7 28. 2 daha 30. Elde var 3. 4 kere 1 4. 3 daha 7. Virgülden sonra 2 sayımız var. Evet işlemimizin sonucu 7 olur. Eksi de eklersem eksi 7 olur. B'nin değeri. Şimdi A ile B'yi toplayacağız. 15 artı eksi 7 8 olur sorumuzun cevabı ve D doğru cevaptır diyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.